Ya geçen haftaki oynadığımız iyi oyunu bugün iyi oynadık diyemem. Yani belki şanssız geçen bir ilk yarı vardı. Sonra şans yüzümüze girdi. Penaltı golüyle devrede 1-0 içeri girdik ama içeride arkadaşlarımızla konuştuk. Bu takımın en etkili tarafı duran toplar olduğunu da hafta içi çalışmamıza rağmen sanki hiç konuşmasak belki böyle bir gol olmayacak. Yani bir duran top, bir de bir sistemi kaçırdığın dışında pozisyon da vermedik. Ya bizim de fazla pozisyon üretkenliğimiz zayıftı. Yani kazanmak istiyorduk, iş fonla tanışmak istiyorduk. Yani iyi bir oyuncu grubumuz var ama bir şanssızlık gidiyor, bir basiretsizlik gidiyor. Ya yani inşallah bunlar düzelecek. Yani çünkü ben oyuncu grubuna çok inanıyorum, çok güveniyorum. Yani kazansaydık belki bugün üzerimizdeki baskıyı da kaldıracaktık. 5 maç sonuçta 2 puan bizim için iyi puan değil. Çünkü bizim takımımızın değeri bu değil. Düzeleceğiz, yapacak bir şey yok. Üzgünüz. Bir sonraki maçımıza bakacağız. Sorusu olan var mı? Hesapladık, evet. Biz oynadığımız ilk Rize maçı da dahil, Gazişehir maçı da dahil. İçeride oynatmadığımız iki bekimiz yokken de kaybettiğimiz maç da dahil. Biz en az 6 puan kaybettiğimizi düşünüyoruz. Ama biz mesela bugün Erdem'le başlamak istiyorduk. Maç sabah karnı ağrıdı. Biz yine Ahmet'le başladık. Şu anda elimizdeki iki tane sağ bekimiz var. Biri Ahmet, biri Erdem. Birinden birini tercih ediyoruz. Erdem'in o hafif sakatlığı, ağrısı bizi tekrar Ahmet'e oynamamıza sebep oldu. Ya sol bekte de bizim Halil İbrahim haftanın 3 günü itmanda yoktu. Arka adelerinden dolayı. Ama biz geçen hafta iyi oynayan bir savunma olduğunu düşünüyoruz. Belki hatalarımız olmuştur ama biz aynı savunmanın devam etmek istedik. Bir de geçen hafta puan aldık, iyi de oynamıştık. Aynı takımı sahaya sürmek istedik. Bir Berat'ın ufak bir ağrısı vardı. Ondan dolayı da Diallo'yu tercih ettik. Bundan sonra da zaten kurgumuz daha farklı olabilir önümüzdeki haftadan itibaren. Ya biz şimdi şöyle, biz dedik ki Kandias'ın getireceği toplarda Stanko ve Sion'un gol atacağını, hafta içi öyle çalışmalar yapmıştık. Bizim takım geride olayını şunu söyleyeyim size. Biz ikinci yarı çıktığımızda maçın 0-0 olduğunu, biz daha atak, daha dirençli, daha iyi oynamamız lazım, daha iyi pas yapmamız lazım ve biraz tempomuzu arttırmamız gerektiğini konuştuk. Yani Diallo'nun uzun bir süreden itman eksiği olduğu için oyundan düştü ve bize kendisinin çıkmasını istedi. Biz de Berat'ı orada kullandık. Belki orada farklı bir oyuncu kullanabilirdik ama inandığımız bir genç arkadaşımız hiç olmayacak pozisyonda. Yani 1-2 atan dışında mağlup bile olabilirdik. Yani Sisse belki o gol atsa. Yani 3. bölgede üretkenliğimiz azdı. Biz aslında takımıma ben kesinlikle geride kalın diye bir şey söylemiyorum. Tam tersi hep ön oynamalarını gerektiğini konuşuyoruz ve çalışıyoruz. Ama ister istemez 1-0 koruyalım ve belki savunmamız kendini arkaya attığında biz kenardan çıkın diye sürekli uyardık ama bir türlü oradaki baskıyı atamadık. Başka sorusu olan var mı? Son. Hocam bir şey anlayamadım. Diallo'nun çıkışından sonra Berat'ın mı hata yaptığını düşünüyorsunuz 7. golde? Hayır. Biz Diallo yorgun olduğu için yoruldu. Ondan dolayı Berat'la tercih ettik. Teşekkür ederiz. Evet, bugün Gençler Birliği karşısında zor bir maç olacağını başından biliyorduk. Geçen hafta iyi bir maç oynamıştı Trabzonspor'da ikinci yarıda. Bugün de ilk yarı biz istediğimiz oyunu sağa sergilemediğimizden dolayı Gençler Birliği aslında biraz iyi gözükmedi, böyle söyleyeyim. Kalemizde bulduğumuz 1-2 pozisyon oldu. Ondan sonra penaltı pozisyonundan yediğimiz gol. İlk yarıyı o şekilde bitirmek zorunda kaldık. Ama ikinci yarı futbolcular yine elinden geleni yaparak birbiri yakalayıp hatta 2-3 pozisyonumuz daha var. Papi Sisse'nin bir pozisyonu onu yerden atmış olsa belki buradan galip olarak ayrılacaktık. Ama genel anlamda maça baktığımızda birbirlik sonuç bizim adımıza iyi bir sonuç. Bir puan aldık. Yolumuza namalup devam ediyoruz. Sorusu olan.